Sen gittikten sonra bir yuvam olmadı baba. Bir tek evim vardı. Artık o da yok. Allah biliyor benim kalbimi. Yalan değil. Bir gün olsun gülmedi benim yüzüme o evde. Bir gün. Bir Allah'ın günü de olsun. Oh be yuvam diyemedim. Gönlümün kahrına, bahtımın karasına yuva oldu hep. O yüzden hep delik 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 deyip duruyordum. Ama ne zormuş be Binnaz. Çok zormuş. Dile kolay Fazilet. Yuvasız kuştun. Kanadı kırık, kondun geldin buraya. Kolay mı öyle? Yuvasız kuştum deme Binnaz. Yuvasız kuştum. Geldim telaşla İstanbul'a kondum. Bir yuvasız kuş. Hepten yuvasız kuş kaldım şimdi. Bugün Selin'i aradım. Konuşmak istemedi. Kısa kestik. Yağız giderken alıp gelirim diyordu ama o iş biraz zor bence. Sen bir şey söylemeyecek misin baba? Sinan. Belki sen bir şeyler söylemek istersin yavrum. Kardeşin gitti. Senin bu misafirlerini daha biz ne kadar ağırlayacağız? Kızı dövmeseydi gitmezdi. Oğlum, giden kız kardeşin ya. Evi terk etti diyoruz, anlamıyor musun sen? Bu babayla kız arasındaki bir mevzu. Ve bu konu kapandı artık. Sinan, Selin yarın gelecek. Bu misafirlik daha uzamayacak. O kadınla kızı evlerine gidecek. Onların gidecek bir evi yok artık. Kalmadı. Çok özür dilerim. Sinirli çok bozuldum. Demek evsiz kaldılar. O zaman biz şöyle yapalım. Biz bunların nüfusumuza geçirelim. Temelli bizim neşesi. Çok özür dilerim. Alay mevzu yapılacak bir şey mi bu? Sen nereden biliyorsun evsiz kaldıklarını? Kız arkadaşımın hayatındaki gelişmeleri takip ediyorum baba. Hala dalga geçiyorsun değil mi? Yazıklar olsun. Aslında size kızmıyorum. Bütün kabahat bende. Nasıl çocuklar yetiştirmişim. Yazıklar olsun bana. Hepinize afiyet olsun. Açmıyor işte. İnadını açmıyor. Kim bilir nerede kalıyordur şimdi? Nerede kalacak? Betül'de kalıyordur. Sokakta yatacak hali yok ya. Anne biz ne yapacağız şimdi ya? Ha? Nereye gideceğiz? Ne demek nereye gideceğiz? O ne biçim laf kız? Bize gidecek ev mi yok? Bastıracağız parayı. İstediğimiz evde kalacağız. Ne var yani? 2 gün sonra aybaşı ablam maaş alıyor. Kralını tutarız o parayla. Hele şu yarışmadan biz istediğimiz sonucu bir alalım. Nişantaşı'ndan mı istiyorsun? Nişantaşı'ndan tutarız. Etiler'den mi istiyorsun? Etiler'den tutarız. Türkiye'nin en güzel yüzüne ev mi yok? Bu ne kız? Bu ne, bu ne, bu ne?
Ne oldu yüzüne senin? Bak bak bak, tırnak izi ya bu. Yok anne, yani şey, geçen ben elimde kalem vardı. Ha? İşte kalemle oynarken ben de dalmışım, çizmişim. Yani bir şey değil. Bak, böyle yapınca kapanıyor, bir şey gözükmüyor. Şimdi boş ver sen benim yüzümü bak. Bak ben sana şimdi ne anlatacağım, bak beni dinle bir. Sen bu evden alacağını alsan artık. Zaten Salih Hanım iyileşene kadar senin burada kalmana izin verirler herhalde. O para da birikse, ablamın alacağı parayla senin alacağın para birleşse... Ben bu evden alacağımı alsam, öyle mi? Ne olacak alacağımı alsam? Kızım, sen ne dediğinin farkında mısın acaba? Biz buraya niye geldik? Haftalık için mi geldik? Ne oldu? Cart diye ortadan ikiye ayırdılar, yırttılar fotoğrafını. Bitti mi? Bitmedi mi anne? Ha? Bitmedi mi ya? Ya olmuyor artık, olmuyor. Sen bunu anlamıyor musun ya? Senin kızından bir olmuyor. Ben uyandım bu rüyadan, sen de uyan artık. Yat aşağı. Yat. Benim kızım her şeyi başaracak. Her şeyi. Uyanmam. O rüyayı hayra çıkarmadan uyanmam. Ya boş ver ya, boş ver. Selahın oğlum ya. Lan gece hanım. Vay yavru. Gel misafirimiz ol. İster misin? Gösteririm şimdi sana yavruya. Bak işine. Bak işine hadi. Gerizekalı. Evet canım. Evet. Evet, tavrını koydun, gittin. Artık bitti. Evine döneceksin. Evet. Hadi bekliyorum seni. Beni oraya kadar yorma. Hadi sevgiler. Evet. Ben izin isteyecektim de. İzin. Misafirlik bitti demek. Salih Hanım gelene kadar ben görevimin başındayım. Hazım Bey bana ne zaman işiniz bitti gidebilirsiniz derse... O zaman giderim. Misafir olan kızım. Ben görevliyim burada. 2 saatlik bir işim var da izin verirseniz bana. Ev bakmaya gideceksiniz herhalde. Siz nereden duydunuz bunu? İstediğiniz kadar izin alabilirsiniz. Yeter ki buraya evinizi tutmuş olarak dönün.